Merhaba arkadaşlar, bir imkan nitelikli incelemeye Lego Lugo'ya buyursunlar efendim dediğimi duyduğunuz bir videoyla daha karşınızdayım. Peki bu videoda ne olacak? Konkar Gözyaşı Rhapsody 2 tepki olacak tabii ki. Nitelikli incelemeden ayrı kalmaktan ötürü duyduğunuz sıkıntıları gidermekte meşgul oldum. Evet, bilenler vardır, bilmeyenler için söylemem gerekirse ben bu kanalda yaklaşık 2 yıldır değil artık tamamıyla neredeyse 2 yıl oldu. Ocak'ta 2 yıl olacak, evet. Tepki videoları çekiyorum. Aynı zamanda metin incelemesi yapıyorum. Peki hangi videoları inceliyorsun kardeşim? Biz niye görmedik bunu diyenler olursa diye de şunu söyleyeyim hemen. Kanalımdaki 1-2 videoya bakıp yanılmayın arkadaşlar. Diğer videoları da görmeniz lazım. Her videoyu aynı şekilde incelemiyorum. Yani her şarkıya aynı şekilde bakmıyorum. Her metni aynı şekilde incelemiyorum. Çünkü metinden metine değişiyor. Dolayısıyla 1-2 videoya bakıp yanılmayın. Kanaldaki oynatma listelerine bakabilirsiniz. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın ki Konkar yahut Türkçe rap, trap hakkında videoların sayısı giderek artsın. Şarkının tamamını dinlememe rağmen sadece belli başlı parçaları alacağım ya da durdurup ilerleyeceğim. Yahut ikisini birlikte yapacağım çünkü telif atılıyor arkadaşlar. Niye kestim işin olmasın. Bu zorunlu açıklamaları her defasında yapmam gerekiyor. Çünkü yeni birileri geliyor. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Şu bu falan filan bir sürü mevzu dönüyor. Dolayısıyla bunları yapmak zorundayım. Sen kimsin ki bu rapçilerin sözlerini inceliyorsun kardeşim diyenler olursa diye de videonun açıklamalar kısmına linkler bıraktım. Bakabilirsiniz. Ben şairim arkadaşlar. Hakkımda diye bir link var. Onu tıklayıp gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Şimdi şarkıya geçebiliriz. Bakalım. Ben bayağı merak ettim açıkçası Gözyaşı Rhapsody'yi. Prod by Barry Allen Groza Beats demiş. İkisini de severiz. Geliyor. Parçalara bölünse seninle onlara inanın. Yüküm hala ağır, benimle kaldı. Belki de hafifle. Neden hala yaş damlar gözümden o zaman? Tek başıma durdum basamakta. Hala ışık var, durmak aktırmam. Ama dönemem geri, dönemem mi? Daha şimdiden kıyak başladı. Öyle söyleyeyim. Şimdi Rhapsody'ye gelirsek bu Rhapsody nedir diyenlere de hemen şöyle açıklayayım. Milli veya mahalli konulardan ilham alınarak doğaçlama beste usullerinden veya bir çalgının özelliklerinden yararlanılarak meydana getirilmiş müzik eseri. Burada piyano oluyor o çalgı. Konkar geldiğim yer şarkısı gibi piyano ile başladı. Acaba yine oradaki gibi switch olacak mı? Switch yapacak mı beat bu şarkıda? Biraz daha duygusal, daha böyle motivasyonla yönelik, motive edici bir şarkı. Daha böyle sanki çocukluğundan itibaren gelen bir şeyleri taşıyor gibi. Çünkü Konkar'ın birazcık böyle çocuksu bir halini de görüyor gibiyiz. Bilmiyorum Kid Flash'te işin içinde mi ama öyle başladı gibi geliyor bana. Bakalım. Bana bağlı hayatlar var ama dönemem geri, dönemem niye? Pişman olca bir yolda. Kaçması blokta. İste etmemi intihar. Sala ver boynumda ayıpla. Yok kura bizde yazı tura. Salsa hepsi burada sorsan çalıştı güya. Sorsan hepsi kazıdı altınakla. Sorsan geldik hepimiz aynı boklukta. Bu nasıl his? His? Ne bileyim? Apartmanın önünden ayrılma hiç he. Bizim mahallenin dibinde köşe er ya. Olay beni almıyor. Gene piyasadakilere de lafını esirgememiş Kont. Güzel şarkı ya bence. Ben şimdiden sevdim, o geçiş de kıyak olmuş bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Favori barlarınızı mutlaka yazın arkadaşlar. Kameraya bakmaya çalışıyorum ama bu aynı döngüde olan görüntüde ister istemez beni çekiyor. Yani Kontkar'ın kafasına göre nasıl istiyorsa öyle müzik yaptığını biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da öyle bir iş. Bu arada mix mastered by Barry Allen demiş. Arranged by Barry Allen Yiğit Boyunlu. 3D Visuals by Vibe 3D Taijangi Canaksu PSD. Gözyaşı Rhapsody 2 deyince ben Gözyaşı Rhapsody 1 de var mı acaba diye düşündüm. Baktım filan bulamadım. Eğer biliyorsanız linki bırakın arkadaşlar, yorumlara yazın. Bakalım kendisine de. Ben like'ımı yapıştırıyorum şarkıya bu arada. Sözlerde çok böyle farklı bir şey duymuyoruz Konkar'dan. Neden? Çünkü yine o piyasaya lafını esirgemediği lafları dizdiğini görüyoruz. Devam. İstiyor etmemi intihar. Acı
sana. Tek başıma durma katılma. Tanrı çağır yanına. Ama dönemem geriye, dönemem diye. Bana bağlı hayatlar var ama dönemem geri, dönemem diye. Şimdi şöyle, sözler kıyak tabii ki. Her zamanki şeyleri duyuyoruz dediğim şey mi? Yani o piyasaya laf etmesin. Onun dışında duygusal havası da iyi yani adam, anladın mı? Herif drill yapıyor, trap yapıyor. Bildiğin rapten gelmesine rağmen her türlü alana girdi yani herif. Düz rapçi değil yani. Burada da bize onu gösteriyor. Burada birazcık böyle o Kid Flash'teki bunalımsal havayı görüyor gibiyiz. Ama dediğim gibi işin içinde başka şeyler de var. Vokalleri farklı, flowları farklı herifin. Zaten flowlarından anlamadıklarını da belirtiyor kendisi. Ben sevdim şarkıyı ya. Daha farklı bir şeylere bağlı alınacak mı sonlara doğru bilmiyorum ama bu sakinlik gayet güzel gidiyor şimdilik. Pişman olacağım bu yolda. Parmağımda bu kadar yüzük varken karşılaşamam. Saçmalama sen biteceğim tabii ki tanrılaşamam. Olmaz olmaz dünyanız yalan. Olmaz aklım abi yok. Bu ritmim bozuk kaydan olacak. Yaptığım aşırı riskli al. Kıştım benim oğlan. Şimdi yaptığım her şey riskli dediği şu arkadaşlar. Kontkar alışılmışın dışında işler yaparak aslında dinlenmemeye yahut işte sevilmemeye gibi riskleri göze alıyor. Bundan bahsediyor zaten. Ha, insanlar genelde böyle alıştıkları şeyi, kendilerine alışık gelen şeyleri seviyor. Yahut ortalama vesaire, neyse şimdi onlara girmeyeceğim. Mevzu iyice karışmasın. Bu yüzden aslında bir yerde de dinlenmeyle şunla bunla, ki aslında dinlenme açısından da birçoğundan fazla dinleniyor ama baktığın zaman yani sırf piyasaya iş yapan tiplerden neden farklı olduğunu böyle söylüyor. Risk aldığı için. Yani çok o alışmış kalıpların içinde bir şeyler yapsaydı kendisi de piyasaya mal olurdu. Şimdi burada güzel ifadeler var benim gördüğüm. İstiyor etmem intihar, acımla nefretin bir tuval. Açık hepsinin bak tüm radarlar, kaçık benim flow çakamazlar. Pistin tekiyim oğlum, ritmin bozuk, raydan uçar. Yaptığım her şey riskli oğlum, koştum benim olan o. Benim değilse şu an sonunda olacak olan o. Yani benim olmayan bir şeylerin peşindeysen bile sonunda benim olacak diyor kendisi. Burada da iddialı. Kim bu soran? Bir arak dediği yok. Arada kaynar geliriyor. Karnı aç orada sor. Kıyasım olmaz flash anlarsın raw. Bu tabi daha gelmediğimiz kısımlar ama okuduk. Güzel gidiyor. Kaynar geliriyor. Karnı aç orada sor. Kıyasım olmaz flash anlarsın raw. Kıvırırlar kara eşit o stüdyom show. Olay beni yanmıyor. Şarkı çok iyi bitti ya. Sonlara doğru zaten havası değişti. Ben değişecek mi değişmeyecek mi diye düşünürken değişmesiyle nihayete erdi. Ben şarkıyı sevdim arkadaşlar. Hani sözler zaten gayet açık olduğu için sözleri incelemedim. Çok üstünde durmadım ama sevdim şarkıyı. Like'ımı da yapıştırdım. Bereyalan'ı da, Groza'yı da, Kontkar'ı da tebrik ediyorum. Cillop gibi şarkı olmuş. Benden bu kadar. Videonun sonuna geldik. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız takipte kalın ve açıklamalarda bıraktığım linklere tıklayarak kanaldaki diğer videolara bakabilirsiniz arkadaşlar. Böylece kanal hakkında daha doğru bir şekilde bilgi edinmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.